Batı'nın kalite anlayışı güzel. Yani sokaklarında, şehirlerinde, kılığında, kıyafetinde, yemesinde, içmesinde genel anlamda kalite açıkça görülüyor. Benim kanaatim Hristiyan terbiyesinden kaynaklanıyor. Yani Hristiyanlık da gerçek bir İslam dininin bozulmuş da olsa devamı olduğu için orada muhteşem bir kaliteyi görüyoruz. Ama İslam dininde şirki ön plana çıkarttıkları için müşrik perişanlığı meydana geldi. Beyaz yalan var mıdır? Yakışıklı mı olur tabii, makul yani. Birisini üzmemek için yalan söylenebilir. Birisini barıştırmak için de yalan söylenebilir. Mesela sen çok seviyor dersin, barıştırırsın. Yahut adama kötülük yapıyordur, yapacaktır. Doğru söylemezsin. Yani bunlar maslahattır. Beyaz yalan denen şeyler maslahattır. Evet. Selam, ben Elif. Günümüzde gençler yavaş yavaş başlıyorlar. Bu neden nedir? Elif'i yaklaştırır mısın? Çok nurlu benim canım. İman ehli olduğu belli. Çarşaf niyetine kapanmış ve çok da yakışmış. Yüzünde çok nurlu. Allah cennet dostu etsin, cennet arkadaşı etsin. Ateizmin nedenleri diye aslında bir kitap hazırlayayım ben. Yani işte burada o yıldızlar, mıldızlar hepsi geçer. Yani gelenekçi İslam ve Darwinist düşüncedir ateizmin gelişmesinin nedeni. Mesela İran'daki ateist sayısı, dünyadaki en yüksek ateist sayısı İran'da. Gelenekçi İslam olduğu için. Mesela Pakistan'da akıl almaz yüksek ateist sayısı. Gelenekçi İslam'dan nefret ettikleri için. Çünkü kesme, asma, dövme, sövme, yani sevgiyi bulamıyoruz. Nereye baksan dövme, sövme, eziyet, başka bir şey yok. Bazı anlatımlar ve bazı kişilerin izahlarına göre bunu söylüyorum. Evet, dinliyorum. Zeytin de var.